Zorunlu evlilikler, aile içi şiddet, kezzap saldırıları. Pakistan'da kadına yönelik şiddet sınır tanımıyor. Kadınların giderek daha fazla bu tür şiddet olaylarına maruz kalması karşısında hükümet harekete geçti. Bu tür eylemlerin suç kapsamına alınması için gerekli yasalar kabul edildi. Ancak değişim hızı milyonlarca Pakistanlı kadın için hayli yavaş kalıyor. Selma Bibi daha 16 yaşındaymış. Kocası gecenin bir vakti onu uyandırmış, saldırmış. Selma yaşadıklarının şokunu hala üzerinden atamamış. Sabah saat dört civarıydı. Kocam beni iplerle bağladı. Sonra bıçak alıp geldi. Burnumu ve dudaklarımı kesti. Sonra kayınvalidem gelip beni çözdü. Bu saldırıyı hak etmek için ne yaptığımı kimse söylemedi. Selma'nın kocasının neden kendisine saldırmış olabileceği hakkında bir fikri var aslında. Belki de kuyudan su çekmem çok uzun sürdüğü için bana saldırmış olabilir. Başka birisiyle ilişkim olduğundan şüphelenmiş olabilir diyor. Kocası saldırıdan bu yana kayıp. Selma, kendisinde onulmaz yaralar bırakan kocası yakalanıp cezasını çekene kadar rahat etmeyeceğini söylüyor. Pakistan'da kadınların şiddet olaylarından korunması için yeni bir takım yasalar kabul edildi. Artık kadına yönelik şiddet olayları için daha uzun hapis cezaları söz konusu ve örneğin zorunlu evlilik gibi baskıcı tutumlar da suç kapsamına alınıyor. İnsan hakları örgütleri yeni yasalardan memnun. Ancak kadına yönelik şiddet olaylarının kökünün kurutulması için bir tek yasa çıkarmak yetmez diyorlar. Bizim toplumumuzda kadın haklarına karşı çıkan bir zihniyet hakim. Kadınların evden dışarı çıkmasını istemiyorlar. Kadınlar kendi hayatlarına kendileri karar verirse yanlış kararlar verirler diye düşünüyorlar. Kadınların evde birer köle olmasını istiyorlar. Haşmet Nur 50'li yaşlarında bir kadın. Günün birinde geleniyle arasında bir tartışma geçmiş. Sonra evin avlusunda iki adamın belirdiğini görmüş. Bunların gelinin akrabaları olduğunu anlamış. Adamlar haşmeti e eve sürüklemiş, dövmüş, tecavüz etmiş. Ölseydim daha iyiydi diyor Haşmet. Başıma bu gelenlerden biri yaşamaktan yoruldum. Sanki tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış gibiyim. Yemek bile yiyemiyorum. Kadına yönelik şiddet Pakistan geneline yayılmış halde hükümetin zihniyetlerde yaratmayı umduğu değişim buradaki milyonlarca kadın için çok yavaş kalıyor.